Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. Eğer anlaşma yapılmazsa Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındaki iki kampından çekilmek zorunda kalacak. Ayrıntıları ise A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz aktaracak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Küsüsü'nden tanıma çağrısının ardından ilk somut adımı attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de iki kamp ve bir temas noktası bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Rumlardan izin alarak görev yaptığını belirterek misafirlik bitti. Ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile askeri anlaşma imzalar ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çekilirler resti çekti. Tahsin Ertuğruloğlu, tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içerisinde atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk halkı için bayramdır dedi ve gurur duyduk eklemesini yaptı. Birleşmiş Milletlerin taslağının incelendiğini anlatan Ertuğruloğlu kısa zamanda cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki, bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafir, misafirperverlik yaptık, izin verdik. Ama artık bu izin bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974'ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler askeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden giderse gider ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 180 kilometrelik sınır hattında oluşturulan Yeşil Hat adı verilen 346 kilometrelik bölgeyi kontrol ediyor. Barış gücü 19 ülkeden 1009 asker ve sivil memurdan oluşuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biri Gazi Mausa kentinde, diğeri de Lefke'de iki kampı bulunan barış gücünün başkent Lefkoşa'da da Litra Palas yakınlarında bir temas noktası bulunmaktadır.